Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, bunu bilirsen yaparsın serimizde bir logaritma sorusuyla neyi bilirsen 2022'deki çıkmış AYT sorusunun logaritma sorusunu yapabilirdin acaba? Serimiz nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. O zaman, o zaman desteklerini bekliyoruz. Hadi bakalım. Şimdi, logaritma arkadaşlar her yıl 3 veya 4 tane soru gelen bir konu. Önemli bir konu. 2, 3, 4. Üçünden biri gelme şansı yok yüksek. Özellik sayısı yüksek olan bir konu. Logaritmanın grafiklerine bu sene özellikle dikkat edin. Klasik soru kalıpları zaten belli başlı soru kalıpları. Logaritmalı denklem ve eşitsizliklerden de sorular gelir. Ve bir de işte böyle tam sayı olma durumlarıyla işaret belirlemelerle ilgili de sorular gelebiliyor. Hepsinden yapıyoruz. Özellikle ekstra yorum isteyen sorulara da bir göz atın. Buradakilere de bir göz atın olayı bitirelim. Şimdi bakalım 2022'deki çıkan hangi özellikle soruyu çözüyormuşuz. Özelliklerimiz burada bakın burada güzel bir sorun var o özellikle. Bu soru aslında bir TYT'de çıkmış sınav sorusuydu. Onu logaritma mantığına dönüştürdüm ben. O benim sorum. Yine Miray Yayınları Soru Bankası'nın sorusu. Bu da üniversite sınavında çıkmış bir soru. Hadi o zaman neyi bilirsek bu soruyu çözebilirdik. Arkadaşlar normalde şu aşağıdaki özelliği bilmemiz o soruyu çözmemiz için yeterli. Ama ben logaritmanın özelliklerini şöyle bir hatırlatayım diye koydum. Eğer logaritmanın yanındaki sayının üssü varsa başa normal geliyordu. Tabandaki sayının üssü varsa başa takla atarak geliyordu. Bunu da buradaki sayının üstüne 1 bölü b olarak yazıp böyle yazabilirdik. O zaman a başa normal B başa 1 bölü B olarak geliyor. A bölü B logaritma X tabanında Y olarak yazıyorduk. Şimdi bu soruyu bize çözdürecek özelliğimiz ise çarpım durumundaki logaritmalar toplam durumunda aynı tabanda logaritma durumuna dönüşüyordu. Bölüm durumunda olan logaritmanın yanındaki sayılar eksi durumunda ayrılıyordu. Tamam bu özellik bize soruyu çözdürecek. Şimdi önce bıyıklının yazdığı soruyu bir çözelim sayı doğrusunda logaritma iki tabanında 12 ve bir a sayısı şekildeki gibi gösterilmiştir. Gösterilmiş. Arkadaşlar tyt'de çıkmış bir sorunun logaritmaya dönüştürülmüş hali çok da güzel oldu. Sonra bu sayı doğrusu üzerinde logaritma 2 tabanında 12 sayısına uzaklığı, a sayısının logaritma 2 tabanında 12 sayısına uzaklığının yarısına eşit olan sayılar işaretleniyor. Ha. Diyor ki sayı doğrusunda diyor, bizim diyor bu sayının bu sayıya olan uzaklığının yarısı olan sayıları işaretle. O zaman nerededir bu sayılardan biri tam burada. Yani tam yarısına eşit olan noktalar. Bir de şurada vardır. Üçü eşit. Tamam mı? Yani bu benim sayım ya buradadır. Ya şöyle maviyle ile işaretleyeyim hadi. Benim o bahsettiği sayı ya buradadır ya buradadır. Tamam. İşaretlenen sayılardan birinin A'ya olan uzaklığı altı birimdir. Ha. Buna göre A'nın alabileceği en büyük değer en küçük değerden kaç fazladır? Diyor ki o zaman benim sayım burada olsa. Diyor ki bu sayının diyor A'ya olan uzaklığı 6 birim diyor. E o zaman burası da 6 birim. O zaman bakın şu sayıdan şu sayı arasındaki uzaklık kaç birim oldu? 12. Yani logaritma 2 tabanında 12 sayısına 12 eklediğinizde A'ya eşitmiş. Şimdi bu 12'yi logaritma 2 tabanında yaz o zaman. Hemen logaritma 2 tabanında 12 artı Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 12 olarak yazıyorum burayı eşittir a. O zaman logaritmanın özelliğinden çap bunlar çarpım durumuna geldi. a eşittir ne oldu? Logaritma 2 tabanında 12 çarpı 2 üzeri 12 oldu. Şimdi a'nın alabileceği ilk değer bu. a şey bur sayı buradaysa. Şimdi diyor ki sayım burada da olabilir o zaman benim. Eğer burada olursa arkadaşlar bakın a sayısına uzaklığı 6 birimdi. Şimdi Düş unut burayı. Şimdi sayımız artık burada. Yani bunun A'ya olan uzaklığı 6 birim olabilir diyor. O zaman burası 6 ise her parçam kaç birimdir? 2 birimdir. Yani bu sefer bunun 4 fazlası A'ya eşittir. O zaman diyorum ki logaritma 2 tabanında 12'nin 4 fazlası A'ymış. Hemen buradaki Logaritma 2 tabanında 12 artı 4'ü nasıl yazdım? 2 tabanında 2 üzeri 4 olarak yazdım ha. O zaman çarpım durumuna geldi. Logaritma 2 tabanında 12 çarpı 2 üzeri 4 A'nın diğer değeri. Büyük değer küçük değerden kaç fazladır diyor. Büyük değerim şu. Söyle bana büyük değeri. Logaritma 2 tabanında 12 çarpı 2 üzeri 12. Eksi kaç fazladır dediği için çıkarıyorum logaritma 2 tabanında 12 çarpı 2 üzeri ne gelmiş oldu? 4 gelmiş oldu. Bu iki, burası niye 2 üzeri 4 ya? Çarpım durumuna geldi burası. 4 şurası. Şurası 4. Heh buraya yanlış yazmışım. Şurası 4. 4'ü de nasıl yazacağım? 2'nin karesi diye yazacağım. Orası 4. Ben yanlış yazmışım pardon. Eksi durumunda olduğu için bölüm durumuna geliyor bunlar. Logaritma 2 tabanında 12 çarpı 2 üzeri 12 bölü 12 çarpı 2'nin karesi. 4 yerine 2'nin karesi yazdım. Şunlar sadeleşti. Eksi olarak buraya çıktı. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 10 yaptı. Başa aldığım aradaki fark kaçmış? 10'muş. Bitti. Gördün mü sorunun güzelliği? He. Çıkmış bir sınav sorusu TYT sorusunun AYT'ye dönüştürülmüş hali. Şimdi bakalım Üniversite sınavında nasıl sorulmuş? Kenar uzunlukları x ve y birim olan dikdörtgenin alanı A birim karedir diyor. Hmm, bir dikdörtgenim varmış, bir kenar uzunluğumuz xmiş, bir kenar uzunluğumuz ymiş, alanı da Aymış. Yani A neye eşit o zaman? X çarpı y. Şimdi eşitliğini sağlıyorsa bu dikdörtgene logaritmik dikdörtgen denmiş. Şimdi A'nın neye eşit olduğunu biliyorum ben. X çarpı y yaz o zaman. Ne oldu? Ln x çarpı y eşitmiş ln x çarpı ln y artı 1'e eşit oluyorsa buna logaritmik dikdörtgen deniliyormuş. Buna göre kare şeklindeki bir logaritmik dikdörtgenin çevresi nedir diyor. Kare şeklinde olsun diyor. O zaman kare olacaksa şöyle yeniden çizeyim. Kare olacaksa benim kenarlarımın ikisi de nedir bir kere X, x'tir. Yani a dediğimiz neye eşittir? x karedir. Soru çok kolay oldu artık. O zaman ln x kare. a yerine x kare yazdım. eşitmiş ln x çarpı ln x'e. Tamam mı? ln x'e artı 1. Şimdi bakın. Burası ln x de ln x'in çarpımı ln x'in karesi yapar. Şunu 2'yi başa alabilirim. 2 tane ln x eşittir ln x'in Karesi artı bir. Bak bu başa alınabilen bir kare değil. Yanındakinin karesi varsa başa alınır. Hepsini bir tarafa topla şimdi. Sıfır eşittir. Elen x'in parantez karesi eksi iki elen x artı bir. Bakın burası bir şeyin açılımı. Elen x eksi birin parantez karesinin açılımı sıfırmış. O zaman buranın sıfır olabilmesi için elen x bir olmalı. Kafaya attırdım. X eşittir e. Buranın çevresi nedir diyor. E burası e burası e burası e burası. 4 e sorumuzun cevabı Adana olmuş oldu. Evet gördük mü? Arkadaşlar bu seriye her gün bir tane gelecek şekilde devam edeceğiz. Bakın hep söylüyorum bir gün kaçırsam bile bir hafta biriktir arka arkaya yatağa yattığında bu seriyi mutlaka dinle sana çok şey kazandıracak. Hadi bakalım kendine iyi bak. Görüşmek üzere bay bay.